Olamaz. Barney ve Betty geldi. Bizim birlikte Amanda Bağışı Karnavalı'na gitmemiz gerekiyordu. Ve ben burada. Üzerimde bikinimle dolaşıyorum. Bir aile boyu pizza geliyor şimdi. Çocuklar onu sesinden tanır. Büyükler, efsane filmlerde hayat verdiği karakterlerden. O, bazen Vilma Çakmaktaş, bazen de Evde Tek Başına filmindeki Kevin olarak buluştu bizlerle. Taş Devri ve Jetgiller çizgi filmlerinde, sayısız yabancı filmlerin dublajlarında, TRT'de ya da özel kanallardaki dizilerde. Evet, Müge Oruç Kaptan. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu. 1 Eylül 1957'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. Dublaj onun için bir aşktı. Dublaj yapanları seyrederken bir gün kendisinin de çok yetenekli bir dublaj sanatçısı olacağını henüz bilmiyordu. Bir röportajında televizyon dünyasına nasıl adım attığını şöyle açıklıyordu. Televizyon dünyasına annemin isteğiyle ve bir tanıdığımızın da ısrarlarıyla bizzat ben gidip müracaat ettim. O dönemlerde tam da spiker alındığı dönemlerdi. Sene 1985. Sonra bir yıl sınavlar sürdü. Sınavların sonunda 3 ay eğitim oldu ve o zamanlar üniversite okuyordum. Ardından hocalarım bana dediler ki, Müge, bizden sana 3 ay izin. Çünkü sen spiker olarak geleceksin. O kadar inandılar ki bana, ben de çok inandım aslında. İnsan kendine bir hedef ve ideal belirleyip hedefine doğru yola çıktığında onu mutlaka elde ediyor. İnsanlara çok fazla ideallerin ve planların anlatılmasından yana değilim. Gazi Üniversitesi Teknoloji Eğitimi Seramik Bölümü mezunu olan Müge Oruç Kaptan, 1986 yılında TRT spikerlik sınavlarını kazandı. Spikerliğe başlamak onun hayatının dönüm noktasıydı. Aşağı yukarı bir 28 yıl falan oldu. 27-28. 1987'de göreve başladı. Spikerlik sonrasında her şey ardı ardına geldi. Orada seslendirme yapıldığını öğrendiğinde koşa koşa gitti. Fakat dublaj yapmak istediğini ilk söylediğinde spikerden dublaj sanatçısı olmaz dediler. Tüm hevesi yerle bir oldu. Bir hafta sonra dublajdan arandı ve bir filmde konuşmasını teklif ettiler. Rolü gördüğünde bir hayal kırıklığına daha uğradı güzel sanatçı. Sarhoş bir kadını seslendirmesini istediler. Ne kadar utansa ve kırılsa da aslında böyle bir başlangıç yapmış olmanın avantaj olduğunu ileride çok daha iyi anlayabilecekti. İyi ve güzel rolleri, cici kızları herkes seslendirebilirdi. Oysa ona verilen bu rol içinde oyunculuk da barındırıyordu. Daha sonra TRT'den istifa edip özel kanallarda işe başladı. İlk konuştuğu rol zenci bir hizmetçiydi. Ardından oyunculuk kapıları açıldı onun için. Yeteneğini sergilemek için sabırsızlanan Müge, eline geçen fırsatları değerlendirmek için önce eğitim almak istedi. Aldığı eğitimler sonrasında onlarca dizide rol aldı. Fakat dublaj onun için çok ayrı bir yerdeydi. Bunu katıldığı programlarda ve röportajlarında her zaman dile getirmeye devam edecekti. Dublaj onun için bir terapi gibiydi. Seslendirdiği rollerle adeta bütünleşiyordu. O kadar ki bu bütünleşme seyirciye de fazlasıyla yansıyordu. Bu konuyla ilgili unutamadığı bir anısını şöyle anlatıyordu. Bir gün Almanya'da marketteyken aniden omuzlarımdan biri tuttu ve beni kendine döndürdü. "Sen," dedi. "Seni sesinden tanıdım." İnsanların ekranlardan tanımasından daha değerliydi bu benim için. Dublaj yapmak çok özel bir iştir. Dublaj yaparken bir elimizde tekst ve kulaklık kulağımızda ses duyuyoruz. O sesin başladığı ve bittiği yere kadar konuşacağız. Sonra duygumuzu vereceğiz. Sonra gözlerimizle hem karşıya bakıyoruz ekrana hem elimizdeki tekste bakıyoruz. Beynimizi birkaç parçaya bölüyoruz ve bütün bunları yaparken sessiz olmak durumundayız. Bir röportajında kendisine yöneltilen Netflix'in ülkemizde dizi, film işine ve Türkçe dublaj işine girmesi sizce ülkemizi nasıl etkiledi? Sorusuna yanıt olarak
görüşlerini şu şekilde belirtti başarılı sanatçı. Çok iyi. Netflix kendi kurallarını koydu. Her yerde bir sistem vardır. Bu sistem içinde insanlar birbirini kayırabilir. Burada başarı da çok önemli ama yapılan boykotlarla piyasada çok büyük değişiklikler oldu. Genç arkadaşlarımızla beraber çalışırken bir adaptasyon süreci oluyor. Ama Netflix'te Netflix karar veriyor kimin hangi rolü konuşacağına. Bana göre bu süreçte bir şeyler daha doğru ilerlemeye başladı. Sayısız filmde seslendirme yapan sanatçı 3 evlilik yaptı. Sanatçının ilk eşiyle evliliğinden olan oğlu Tolga Oruç Kaptan da kendisi gibi seslendirme sanatçısı. Aynı zamanda reklamlarda da oynamaktadır. İkinci evliliğini 1990'da oyuncu Levent Özdilek'le yapan Müge Oruç Kaptan, 1998 yılında boşandı. 8 yıl süren bu evlilikten çiftin çocukları olmadı. Şu anda üçüncü evliliği olan Baran Rasim Kaçmaz'la 1 Eylül 2012 yılında dünya evine girdiler. Sadece sesiyle değil, oyunculuğuyla da göz dolduran sanatçı, 1998 yılında Orhan Kemal'in Bir Filiz Vardı eserinden uyarlanan dizide Özgün Amal, Savaş Akova ve Özlem Saraç'la birlikte rol aldı. Dizide başrolde Filiz karakterini oynayan Müge Oruç Kaptan, 1999'da Yunus Bülbül, Merve Erdoğan ve Sezer Güvenirgil'in oynadığı Bücür Cadı dizisinde Suna rolünü oynadı. 2005 yılında Otel İstanbul filminin müziklerini Semih Erdoğan'la birlikte yapan Müge Oruç Kaptan, 2006 yılında Annenin Oyunu adlı filmde İrem rolünü oynadı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme, diksiyon ve sunuculuk dersleri veren Müge Oruç Kaptan, ayrıca dizi ve sinema filmlerinde rol almakta ve halen sunuculuk yapmaya devam etmektedir. Bu videodaki konuğumuz, çizgi filmlerden, yabancı filmlerin dublajına, oyunculuğundan spikerliğine, kısacası her alanda sesine ve kendisine hayran bıraktıran Müge Oruç Kaptan'dı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder, bir sonraki videoda görüşene dek, hoşça kalın.